Herkese merhabalar. Umarım keyfiniz yerindedir. Tekrardan Nazer Otomotiv'e gidiyoruz. Bugün Kia Sportage Prestige paket çekeceğiz. Çok güzel bir araç. İyi seyirler diliyorum. Rakibi Tiguan, Kuga, Tucson, Tucson yani gibi araçlar var rakiplerinde. 3008'de olur. Siz hangisini tercih ederdiniz? Yorum kısmına bekliyorum cevaplarınızı. İyi seyirler diliyorum. Kia Sportage Prestige incelemesine başlıyoruz. Hiç buraları göstermeden direkt size burayı gösteriyorum. Ondan sonra aracı anlatmaya başlayacağım. Sportage 4x2 ön çeker. Yani önden çeker bu araç. 136 beygir, 320 Nm torka sahip. Donanım bilgileri 19 alüminyum alışımlı jantlar. Alt paketlerde 17 inç jant lastik vardı. Bu araçta 19 inç. Lastik bakım kiti, projeksiyon tipi, halojen ön farlar, led gündüz farları, otomatik yanan farlar, eve kadar aydınlatma sistemi, led arka stop lambaları, projeksiyon tipi, ön sis farları, arka sis farları, elektrik kontrolü ısıtmalı katlanabilir. Yan aynalar üzerinde sinyal lambaları, krom görünümlü kapı kolları, elektrikli açılabilir panoramik cam tavan, tavan rayı, ön park sensörü, arka park sensörü, saten siyah radyatör, ızgara ve krom çerçeve. Gövde rengi falan filan, anahtar giriş ve çalıştırma sistemi önemli. Ondan sonra start stop sistemi önemli. Sürüş modu seçimi önemli. Yağmur sensörü, derin direksiyon sistemi de. Yükseklik ve derinlik ayarlı elektrikli direksiyon. Direksiyondan kumandalı multimedya sistemi, ısıtmalı direksiyon sistemi de. Yani direksiyonda ısıtma var. Gerçekten bu çok önemli bir özellik aslında. Çünkü Tiguan R-Line'de maalesef bu özellik yok. Deri kumaş kombinasyonlu koltuklar 8 yöne ayarlanabilir elektrikli sürücü ve ön yolcu koltuğu, elektrikli ayarlanabilir sürücü bel desteği, 3 kademeli ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı arka koltuklar, saklama gözü, arka koldayma, otomatik klima, 3.5 inçlik gösterge bilgi ekranı, yani gösterge ekranı, hız göstergesi anladığım kadarıyla aynen öyle, hayalet ekran değil. Şöyle bakalım, dezavantajı bu olabilir. 8 inçlik dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto desteği, geri görüş kamerası, 6 adet hoparlör var bu araçta. Bluetooth'a bağlanma gibi özellikleri tabii ki gerçekleştirebiliyorsunuz. Ön konsolda bardak tutucuları, burada önemli bir özellikle hız sabitleyici. Şimdi 373.700 TL gibi bir kampanyalı fiyatı var şu anda. Yakıt ekonomisi, emisyon değerinden de B almış. Değerler gerçekten güzel. Normal farları halojen, mercekli farlar, gündüz farları led, ondan sonra sisler de aşağıda bize karşılıyor. Ön tasarımı bu şekilde, gayet bence yakışıklı duruyor araç. Şimdi yavaş yavaş arkaya doğru bakalım. Ön park sensörlerini görebiliyoruz. Arka tarafa doğru geldiğimiz zaman da arka taraftaki park sensörlerini de geri görüş kamerasında görebiliyoruz. Şöyle arka tasarımını size göstereyim. Şöyle bir spoiler bu şekilde, gerçekten gayet şık duruyor. Şöyle geniş olarak da burayı size göstereyim. Bu şekilde pandizot var. Bunu isterseniz şu şekilde kapatabilirsiniz de. Şu şekilde. Ya bu şekilde olması benim gerçekten çok hoşuma gidiyor. Bu şekilde bagaj açmayı da yükseltebiliyoruz. Solda bir adet aydınlatma var. Şurada bir adet hoparlör var. Bu şekilde burası. Şimdi şurayı şöyle çekeyim. Kapatayım. Krom kapı kolları da gerçekten çok şık duruyor. Şöyle açalım. Anahtarsız giriş özelliği de var. Burada görebiliyoruz. Şimdi arka koltuğa doğru geçelim. Buralar sert, buralar yumuşak, burası da yumuşak. Piyano bilek detay çok şık duruyor bence. Ben beğeniyorum. Arka camları buradan kontrol edebiliyoruz. Koltuklarda ısıtma da var. Yani arka koltuklarda da ekstradan ısıtma olması gerçekten çok güzel. Tiguan'ın maalesef arka koltuklarında ısıtma yok. Şu şekilde bir göz var. Kol dayama mevcut. Şöyle bir kol dayama oturalım hatta. Koltuklar kumaş. Şuralar deri. Böyle gayet geniş. Koltuğu da şuradan ayarlayabiliyorsunuz. Mesela bunu çektim şimdi. Koltuk böyle öne geldi. Geri, en geri yatırdığımda böyle o kadar yaslandım ki şu an. Hatta kendimi bir çekeyim. Bakın koltuk şu an en arkada. O kadar rahat ki şu an. Bir de yorgunum biraz. Böyle 10 dakika dursam uyurum gerçekten. Arka koltuk yaşam alanı çok iyi. Baş mesafesi çok iyi. Bacak mesafesi çok iyi. Şu koltuğu mesela şu şekilde ileri alabiliyorsunuz. Şöyle. Mesela burada sabitledim. Şu şekilde sabitledim. Biraz daha geriye. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Burada bu şekilde bir göz var. Kol dayama bu şekilde. Dediğim gibi koltuklar kumaş. Buralar deri. Gayet şık. 12 voltluk bir USB girişi var. Yani telefonunuzu şarj edebilirsiniz. Burada bir adet şu şekilde göz var. Bunu çok dönüştürücü olarak da kullanabilirsiniz. İsterseniz de mini buzdolabı olarak da bunu
kullanabilirsin. Yani mini buzdolabı alırsınız, oraya takarsınız. O şekilde yaz aylarında tatile giderken falan buz gibi içecek içebilirsiniz. Klima menfezleri bu şekilde. Klimayı buradan açıp kapatabiliyoruz. Yukarı baktığımız zaman kocaman bir sunroof bizi burada karşılıyor. Burada bir aydınlatma var. Bunları kitap okuma aydınlatması da diyebiliriz. Gerçekten çok şık. Giysi asmak için böyle bir göz var. Şimdi ön koltuğa doğru geçiş yapalım. Şöyle buradan da göstereyim. Buradan da bu şekilde duruyor araç. Şoför koltuğuna geçtiğimiz zaman buralar yumuşak, buralar da yumuşak, buralar da yumuşak. Piyano bilek detay burada da yine bizim karşımıza çıkıyor. Dört cam kontrolünü buradan yapıyoruz. Merkez ikili sistemini buradan kontrol edebiliyoruz. Arka cam kilidi burası. Sağ ayna, sol ayna kontrolünü de buradan gerçekleştirebiliyoruz. Direkt ayna kilitlemeyi de buradan, yani ayna kapatmayı da oradan ayarlayabiliyoruz. Şöyle geldiğimiz zaman burası farların ne kadar yukarı veya ne kadar aşağı bakacağını buradan ayarlayabiliyoruz. Hız göstergemizin parlaklık ayarını buradan arttırıp azaltabiliyoruz. Start stop özelliğimiz de burada yer alıyor. Şuradan direksiyon yükseklik, alçaklık ve derinlik ayarını kontrol edebiliyoruz. Burada böyle bir göz. Buraların elektrikli olması bence gerçekten çok güzel. Yani ileri, geri, şöyle aşağı yukarı işlemleri gerçekleştirebiliyoruz buradan. Direkt şuradan başlayayım. Hız sabitlemeyi buradan ayarlayabiliyoruz. Direkt şu ortada mesela yakıt tüketimi veyahut hızınızı veyahut ortalama hızınızı göreceksiniz. Onu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Ne görmek istiyorsanız onu ortaya alabiliyorsunuz. Sol tarafa baktığımız zaman müzik sesini buradan arttırıp azaltabiliyorsunuz. Buradan da medya paneli üzerindeki fonksiyonları gerçekleştirebiliyorsunuz. Anahtar çalıştırma özelliğimiz var. Farları buradan kontrol edebiliyoruz. Şuradan da silecekleri kontrol edebiliyoruz. Medya paneli bu şekilde. Medya paneli diğer araçta göstereceğim size. Çünkü aynı medya paneli, hiçbir fark yok. Aşağı doğru gelelim. Şarkı size birazdan göstereceğim. Nasıl müzik sistemi var, nasıl ses sistemi var. Onu size birazdan göstereceğim. Klima ayarlarını buradan ayarlayabiliyoruz. Radyo, medya gibi ayarların hepsini şuradan kontrol edebiliyoruz. Aşağı doğru gelelim. En önemli özelliklerden bir tanesi şurası. Çift bölgeli klim kontrollü klima bu araçta da mevcut. Yani sağ sol İki şekilde de, yani farklı sıcaklıklar verebiliyorsunuz. Önemli olan kısım şurası. Direksiyon ısıtma, koltuk ısıtma bu araçta mevcut. Çok güzel. Direksiyon ısıtma ve arka koltuk ısıtma bu araçta var. Fakat Tiguan'da maalesef yok. Altını çizeyim. Şurada 12 voltluk bir giriş, USB girişi, çakmaklık, sigaralık var. Genel olarak malzemeler, şu olcusu da mesela yumuşak. Böyle Amerikan araçlarını böyle anımsatıyor. Bana o şekilde geliyor. Bu tarafa doğru geldiğim zaman iki adet içecek için göz var. Vites bu şekilde. El freni, auto hold çok güzel bir özellik. Bu aktifse giderken kırmızı çıktı, durduğunuz araç hiçbir şekilde kımıldamaz, hareket etmez. Bayırdan inerken bunu aktif hale getirirseniz devri yüksek tutup size daha güvenli bir iniş sunacaktır. Sürüş modlarını buradan ayarlayabiliyorsunuz. Park sensörlerini buradan kapatıp açabiliyorsunuz. El freni burada. Şurada şöyle bir mandal var. Bu mandalı çektiğiniz zaman kocaman bir kol dayama altı göz bizi karşılıyor. Şöyle torpidoya da bir bakalım. Torpido gözü de bu şekilde. Yukarı baktığımız zaman şurada gözlük için bir yer var. Bunu kapatıyoruz. Sunroof camını buradan, sunroof camı ile perdesini buradan kontrol edebiliyoruz. Ondan sonra yukarıdaki aydınlatmaları da buradan kontrol edebiliyoruz. Şöyle şurayı da göstereyim size. Böyle bir ayna var. Yukarıda böyle bir aydınlatma var. Şöyle şık bir anahtar bizi karşılıyor. Gerçekten anahtar şık. Şimdi açıyorum ses sistemini. Gayet iyi bir sistemi var bence. Gayet yeterli, güzel bir sistemi var bu aracın. Şöyle kapatalım aracı. Evet, bitirişe geçelim. Prestige Sportage bu şekildeydi. Ya genel olarak gerçekten arka kolda ısıtma, arka koltuklarda ısıtma, ön koltuklarda ısıtma, ondan sonra direksiyon ısıtma gibi özelliklerin olması çok güzel. Çok önemli özellikler bunlar bence. Bu özellikleri gerçekten sunması güzel. Ayrıyeten geri görüş kamerası gibi özelliklerin olması gerçekten güzel. Rakiplerine bakınca Ford Kuga, Hyundai Tucson neyse artık. Ondan sonra Tiguan var. Siz olsanız hangi aracı tercih ederdiniz? Yorum kısmına düşüncelerinizi bekliyorum. Gerçekten 19 inç jant lastikte çok güzel duruyor. Umarım sizin için yeterli bir video olmuştur. Umarım güzel bir şekilde aracı anlatabilmişimdir. Instagram'dan da takip ederseniz sevinirim. Oradan da hızlı bir şekilde büyüyoruz. Desteklerinizi bekliyorum. Kanala abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Görüşürüz.